Çok bir şey fark etmez. Zaten büyük ikramiye bana çıkmış gibi hissediyorum. Öyle mi? Evet. Neden dolayı? Durumundan, konumundan dolayı, çocuktan dolayı. Aynen, aynen. Ha? Hayatımda hep istediğim, hayal ettiğim her şey oluyor. Ama bir şey söylemişsin. Yani ünlü olmanın böyle olduğunu bilseydim ünlümsü kalırdım diye. Evet, kesinlikle. Öyle mi? Evet, evet, evet. Neden? Yani bir tarafı seni herhalde bir daraltan tarafı da oluyor. Yani bilmiyorum herkes nasıl yaşıyor ama ben çok özgürlüğüne düşkün, böyle kalıpların içinde yaşayabilen bir insan değilim. O yüzden de ünlümsü kalmayı tercih ederim. Sen çünkü giyiminle, kıyafetinle, halinle, hareketinle böyle bir ince bir böyle sende bir yanlış anlama da böyle bir erkeksi taraf da var. Yani bunu güzel bir şey olarak söylüyorum. Yani rahatsın çünkü. Yani bizim sektörde böyle bu kadar rahat olunca bir ince kısmak zorunda kalırsın. Seni o sıkıyor değil mi? Ha? Yani hangi evet yani hangi normal insan bir yayında dilini çıkarır ki ya Allah aşkına yapılacak şey mi bu? Evet. Doğru söylüyorsun. Yapmışım işte ki... o anda aklıma gelmiş yapmışım yani. Ha, dil çıkartılır da öyle bir dil en azından. öyle bir dil çıkarılır mı? Çünkü o dilin geri dönme süresi de uzun sürüyor yani hani böyle. Peki çıksa büyük ikramiye ne yapar babacığım yapar mısın bir şey yani büyük ikramiye çıksa? Valla ne yapacağım hiç kimseyi ilgilendirme. Harikasın evet. Mükemmel bir laf daha soktu. Harika gidiyoruz. Evet. Şaka söylüyorum. Şaka. Evet aşk olsun valla. Sana haber vermeyeceğim kesin. Rahat olabilirsin. Ama duyarız onları biz bir yerden. Seyircilerimize sorduk büyük ikramiye çıksa diye. Şimdi okuyacağım sizinkileri de. Yine çıksa büyük ikramiye ne yaparsın? Valla çıksa hoş geldi ama yani hiç oynamadım. Oynamam da çalışmadım. Yani anımın teriyle kazanmadım hiç parayı da istemem. İstemem diyor. Evet. Ya Burak neyi alkışlıyorsun? Yarın büyük ikramiye çıksa götüreceğim bütün parayı. Burada şimdi bize evet peki çıksa büyük ikramiye. Abi çıksa güzel olur. Çıksın bir ben onu düşünürüm sonra söylerim size. Seyircilerimize sorduk. 45 milyon size çıksa ne yaparsınız? Beyaz abi hiç tam bilet alacak param olmadı. Ha çeyrek biletime çıkarsa o zaman niye tam bilet almadım diye düşünmekten kendimi alamam demiş. Bir başka arkadaşımız ismini okumayayım isterseniz bunun. Eşimi hemen boşar alemlere akarım diye yazmış. üç form doldurduğum halde beni 2 senedir yarışmaya çağırmayan Kenan Işık'ı bulur. Bak senin verdiğin paranın 45 katını kazandım derdi. Hava atıyor güzel abi. Güzel. Evet bir arkadaşımız bu ama güzel bir şey. Son dönemde bir Milip Yangı tarihsin başına geldi. Biletimi yıkamazdım yazmış. Yahu sen mi yazdın abi çok acayip o. Ya kimin bu Milip Yangı'yı kazanan beyefendi biletini yıkamış biliyorsunuz evde eşi. Ha? O değilmiş ama. Ne? Gerçek tarihi çıkmış mı? O değil miymiş? Ha eyvallah peki. Kendime ufak bir başka bir arkadaş kendime ufak bir üniversite kurup kafama göre istediğim bölümde okurdum diye yazmış. Bu kim ya? Muhteşem yüzyıla cariye olurdum diye yazmış. Bu paranın çıkmasını tamamen yanlış anlamış. O beyni dönmüş yani onun. Fakirlere çılgınca yardım ederdim. Samsun, Emrah, evet. İkramiye bana çıksaydı kamyon ve otobüs alırdım. Bir ince sitem. Buraya gelen arkadaşlardan evvel de gelirken otobüste sıkıntı mı oldu ne? Abi gökten banknot yağsa... Evet. Şunları bana bir eleyip verin be. Arkadaş bir ayarınız olsun ya. Okulu satın alır bir daha gitmezdim yazmış. Önce psikoloğa giderdim demiş. Türkiye'ye dünyanın en büyük halk kütüphanesini kurardım. Sinop Gençlik Platformu'ndan gelmiş. Tebrik ediyorum. Bu arada ödülleriniz var söyleyeceğim onları. Beyaz seri koltuğun, senin koltuğundan alırdım. Her kuşu tuttuk, kazı kaldı. İkramiye kazandık da harcaması kaldı demiş. Bizim yurdun sıvasını yaptırdım diye bir arkadaş. Gerçekten de zor durumda kağıdı da bölüşmüşler. Gördüğünüz gibi feci durumda yani. Yurdu geçtim, kağıdı da paylaşmışlar. Sivas'a tuvalet yaptırdım diye. Ya bu biliyor musunuz o hikayeyi? İzlediniz mi hiç? Bu son dönem patlayan videolardan bir tanesi. Sivas'taydı değil mi o? Sivas'ta belediye... Veteri var mı elinizde? Göstereceğim. Sivas'ta belediye esnafın işte sanayinin orada sanayiyi yıkacak. Ama önce tuvaleti yıkıyor.
sanayidekiler gidip gelmeye devam ediyor. Önce tuvaleti yıktıkları için adamların tuvaleti yok. Ve orada da bir abimiz, arkadaşımız yani benden küçük, çok kızmış. Sivas'taki bir kanala da röportaj vermiş. Hani ilk lafı şu, bağırarak. Nereyiz? Ya nereyiz? Bunlar diyor hani. Bayağı bir bağırıyor. Önce o VTR'yi bir izleyelim. Sonra bakın ben size başka bir şey daha izleteceğim. Sivas Belediyesi'nin en son yapması gereken işi ilk önce yaparak eski sanayi bölgesindeki yıkıma esnafların sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Nereye s**lar ya? Nereye s**lar? Açıkça söylerim biz bunu. Allah nereye s**lar? Gelsin nereye yapacağız işi? Biz bu arkadaşın affına sığınarak biz bu tam o kısmı aldık. Başka görüntülerin arkasına da ekledik. Enteresan şeyler çıktı. Bir izleyelim. Uzay mekiği başarıyla fırlatıldı. Kozmonotlar uzay istasyonunda bulunan Amerikalı Michael Fall ve Rus Alexander Kaleri ile yerleştirecek. Nereye s**lar ya? Nereye s**lar? Açıkça söylerim biz bunu. Nereye s**lamış? Gelsin nereye yapacağız işi? Olimpiyatlarda bu yıl 204 ülkeden 10 binden fazla sporcu yarışıyor. Nereye s**lar ya? Nereye s**lar? Açıkça söylerim biz bunu. Nereye s**lamış? Gelsin nereye yapacağız işi? Çin dünyanın en uzun hızlı tren hattını açtı. Pekin'den Guangzhou'ya yüksek hızla yolculuk 8 saat sürecek. Nereye s**lar ya? Nereye s**lar? Açıkça söylerim biz bunu. Nereye s**lamış? Gelsin nereye yapacağız işi? Rio sokakları rengarenk. Kentin her yerinde dans ve eğlence var. San Bodromo stadını dolduran 60 bin kişi okulların birbirinden renkli yürüyüşlerini izledi. Nereye s**lar ya? Nereye s**lar? Açıkça söylerim biz bunu. Nereye s**lamış? Gelsin nereye yapacağız işi? Sarayın önü mahşer yeri gibiydi. Herkes o anı bekliyordu. Nereye s**lar ya? Nereye s**lar? Açıkça söylerim biz bunu. Nereye s**lamış? Gelsin nereye yapacağız işi? Sinir bozucu. Evet, mini piyango ile ilgili hemen çok kısa devam edeyim, sonra parçalarımıza geçeceğiz. Önce bir sayardım, yolda bile bulsan sayacaksın demiş. Memleketim Artvin'e okul yaptırdım. Harika. Artvin zaten biliyorsunuz Türkiye'nin en fazla okuma yazma oranı olan ili. Onun için bir Artvinli olarak da gurur duyuyoruz. Çıkarsa senin... Çıkarsa seninle evleneceğim dediğim biri var, lütfen çıkmasın demiş. Bileti götürüp parayı alırdım diyor. Yine beyaza gelirdim. Yüzen üniversite yapardım diye yazmış. Hepsini bir günde yerim. Elif'le Merve yazmış. Okulu bırakırdık. İlk iş akrabalarımı reddederdim demiş bir aşka arkadaşımız. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.